Ünlü sanatçı Hande Yener'in yeni yıl konseri adeta savaşa döndü sayın seyirciler. Organizasyon sorunu yüzünden biletli 3000 kişi konsere giremedi. Kavgadan yağmaya akıl almaz olaylar yaşandı. Hande Yener konserine salon kapasitesinin 2 katı bilet satıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Otelin kapısında kavga çıktı. Deposunda yağma başladı. Sağlam cam çerçeve kalmadı. Yağma olmuş burada. Görüntüler 2018'in ilk dakikalarından. Ünlü şarkıcı Hande Yener hayranlarıyla Bahçelievler'de bir otelde buluştu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Her şarkıda yıldıracak mıyım? Ben ne yaptım onu bir söyleyin de. Yılbaşı gecesi Hande Yener'in sahne aldığı otel işte burası. Ön tarafta VIP masalar, arka tarafta da normal masalar vardı. Buranın kapasitesi normalde 2800 kişi. Ancak konser başladıktan sonra buraya yaklaşık 5000 kişi geldi ve konserde izdiham yaşandı. Yener'i ayakta seyretmek isteyenler 100, sahne önünü tercih edenler 600 lira ödedi. Yemek ve alkol sınırsızdı ama kalabalık nedeniyle mümkün olmadı. Durumu fark eden şarkıcı görevlileri böyle uyardı. Arada ekmek var arkadaşlar, bir ekmek kadar orada kalsınlar. Servis sorunu çözülemedi. Gerginlik devam etti. Hande Yener izdiham ve olaylar nedeniyle istese sahneden inebilirdi ama hayranlarını yılbaşı gecesi üzmedi. Yıllayın, bağırın, tükürün. Ben sizi çok seviyorum. Hiç fark etmez. Başımın üstündeyim. Şanslı azınlık yeni yıla böyle girdi. Ellerinde biletleriyle dışarıda kalanlar öfkeliydi. Organizasyon şirketinin fazla bilet sattığı misafirler konsere giremeyince adeta deliye döndü. Yüzlerce kişi konser alanının hemen yanındaki bar deposuna geldi ve burayı yağmaladı. Bakın cam kapı tamamen kırılmış. Buradaki bütün yiyecek ve içeceklerin hepsini alıp götürdüler. Yağma olmuş burada. Arkadaşlar sanıyorum böyle bir iddiamı taşıyamadı. Tahmin ediyorum ki böyle oldu. 3 tane genç çocuğun yaptığını biliyorum. Otel görevlileri yaşananlardan organizatörü sorumlu tuttu. Yaşanan kargaşanın ardından mağdurlara paralarını iade etti. Sorunlu konseri de yargıya taşımaya hazırlanıyor.